Sıradaki gündem maddemiz tabii deprem hareketliliği. Kastamonu'da ciddi boyutta bir dikkat çeken bir deprem hareketliliği söz konusu. Şubat ayında toplam 13 günde Kastamonu'da 13 deprem meydana geldi arkadaşlar. Bu da dikkat çekici. 7 Şubat'ta Tosya ile başlayan bir deprem hareketliliği var. 2,2 şiddetinde bir depremdi. 8 Şubat'ta Ahlatçık'ta 2,3 şiddetinde bir deprem yaşandı. 12 Şubat'ta Karamut Molla hepimizin hatırladığı bir deprem. 4,9 şiddetinde bir depremdi. Saat 06:37'de. Aynı gün İhsangazi'de 3,5, Ahlatçık'ta 2,2, Nalcı Kuyucağı'nda 2 ayrı deprem olmuştu. 1,9 ve 2,3. İhsangazi'de 2,3 ve Azdamay'da 2,3 şiddetinde depremler oldu. 15 Şubat'ta Tosya'da 2,4, 17 Şubat'ta yine Tosya'da 3,0, Kurucuören'de 2,2 ve son olarak 20 Şubat'ta Ahlatçık depremi 3 şiddetinde bir deprem. 13 günde 13 depremden söz ediyoruz. Halk arasında da konuşulmaya başlanmıştı bazı deprem uzmanları. İki deprem özellikle Kastamonu'ları paniğe sevk etti. Bir tanesi Karamukmolla'daki 4,7 şiddet ve Ahlatçık'taki 3 şiddetindeki deprem. Tabii halk arasında da bu büyük deprem mi acaba olacak, onun habercisi mi şeklinde söylentiler vardı. Ancak bu noktada Türkiye'de biliyorsunuz deprem modellemeleri üzerine bir çalışmaları olan deprem uzmanı Ramazan Demirtaş'ın açıklamaları bence dikkat çekiciydi. Kesinlikle. Sosyal medya hesabından yaptı o açıklamaları. Kastamonu'nun 37 kilometre güneyinden, Kastamonu il merkezinin 37 kilometre güneyinden Kuzey Anadolu fay hattı geçtiğini hatırlattı. Bu kesimde 1943 ve 1944'te 7,2 büyüklüklerinde iki ayrı depremin meydana geldiğini söyledi. Bu tür depremlerin en az 200 yılda bir olabileceğine dikkat çekti. Dolayısıyla Kastamonu halkını huzursuz edecek ortada büyük deprem olma riski yoktur. 3 ve 5 arasındaki depremler her yerde ve her zaman olabilir şeklinde bir açıklaması oldu. Bir de şöyle bir şey 5'in var. Üzerinde bir deprem bu bölgede beklenmediğini söyledi. Bir de şöyle bir şey var. Karamukmolla'daki depremin meydana gelmiş olduğu fay hattı Kuzey Anadolu fay hattıyla bağlantılı olan bir fay değil. Evet. Daha öncesinde bilinmeyen örtülü fay dediğimiz hani bu bazen küçük şiddetteki depremlerle birlikte ortaya çıkabilecek bir fay hattı. Çok uzunluğu da olmayan hani küçük bir fay hattı olduğu için de ortaya çıkarabileceği enerji hani etki maksimum işte deprem uzmanı da belirtmiş olduğu gibi maksimum 5 şiddetinde bir deprem ve aslında bizim yaşamış olduğumuz bu hani bu sarsıntılar o 4,7'lik Karamukmolla depreminin artçı sarsıntıları. Bu en sonki Ahlatçık'ta meydana gelen 3 şiddetindeki depremin de hani konusu Karamukmolla'nın artçı sarsıntısı. Evet. Ana deprem değil yani. Ana deprem kuşağı değil. Ana deprem şu anda sadece Karamukmolla'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki deprem. Bunun dışındaki meydana gelen bütün depremler o ana depremin artçı sarsıntıları. Hani sıfırdan bir deprem değil. Ve bu artçı sarsıntılar genelde ana depremden sonra bir aylık bir süre içerisinde devam etmekte. Bu depremin boyutuna göre de değişmekte. Bu nedenle özellikle ben son Ahlatçık depreminden sonra sosyal medyada hemen şöyle bir bilgi kirliliği var. İşte benim bir tanıdığım var, jeoloji mühendisi, Kastamonu'da çok büyük bir deprem bekleniyormuş dedi. Yani işte az önce dediğim yani sosyal medya çöplüğü. Benim bir tane kuyuya taş atıyor, 40 tane akıllı çıkartamıyor ondan sonra. Hani bunu uzmanların da artık o saatten sonra görüşü hiçbir zaman için dikkate alınmıyor. Çünkü bir tanesi diyor ya işte hani Kastamonu'da büyük deprem olacak, Kastamonu'da büyük deprem olacak. Yani bu halkı aslında hani galeyana getirmek, halkı panik havası yaratmak için yapılan bence paylaşımlar. Bu konulara birazcık daha dikkat etmemiz lazım. Fakat özellikle uzmanlara ses vermemiz lazım. Mevcut olgular masaya yatırıldığı zaman Kastamonu her zaman için deprem riski olan bir il. Bu hiçbir zaman için kaçınılmaz. Ama hani bunu Karamukmolla'da deprem oldu diye işte hemen ardından büyük bir deprem olacak demek yanlış. Ama Kastamonu'da yani sadece bugün için değil Karamukmolla'da deprem olmasa bile Kastamonu'da büyük bir deprem olma riski her zaman için var. Çünkü biz Kuzey Anadolu fay hattının en yakınında bulunan bir yerleşim yeriyiz. Bir de şu var, 5 şiddetinde deprem olsa bile Kastamonu acaba Kastamonu merkezi için söylüyorum. Binaların büyük çoğunluğu 5 şiddetindeki depreme dayanır mı?
Kastamonu'da onunla ilgili bir rapor vardı. Deprem yani mutlaka Hasan Zeydin üzerinde olduğu, özellikle Kastamonu İl Merkezi'nin vurgu var o noktada. Evet. Binalar da eski. Noktada, aynen. Tabii Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Bidinoğlu da depremle ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında bazı cümleler kullandı. Bu konuda bizim yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi dedi ve devam etti. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda biliyorsunuz bu bazı bir proje hazırlanmıştı. Evet. O proje noktasında çalışmalar devam ediyor. Neydi o çalışma? Mahsullar Meydanı ile Kastamonu Kalesi arasındaki bir kentsel dönüşümden, tarihi kentsel dönüşümden söz ediyoruz. İlk etapta Sinan Bey Parkı'ndan başlayıp eski belediye binasında içine alan o alanda 80 küsur dönümlük yerin kentsel dönüşümle ilgili olarak çalışmaları bakanlığa, belediye sunmuştu. Ve o noktada bu çalışmanın kabulü ve onayının geldiğini ifade etti Sayın Belediye Başkanı Galip Bidinoğlu. Rezerv alanı noktasında bazı değerlendirmeler vardı ki TOKİ'nin o noktada bir çalışma yaptığından söz etti. Bismillah deyip çalışmalara başlayacağız dedi. Tabii bu yeter mi yetmez dedi ve daha sonraki cümlelerini kullandı. Zaten gazetelerimizde de o geniş şekilde yer aldı. Biz kentsel dönüşümü 20 yıllık binalarda kentsel dönüşüm yapmaya kalkıyoruz. İşte hani Kuzeykent örneğinde olduğu gibi. Yani onu da ifade etti. Yani belli yaşlı onu da söyledi. Yani 20 aslında tam tersten bu kentsel dönüşümün başladığını yani altını çizdi. Yani biz 20 yıllık binalarda, 30 yıllık binalarda kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Ve ondan sonra buna kadar aslında Kastamonu'nun gerçekten de kentsel dönüşüme ihtiyacı olan işte hani Kırçeşmesi, İsmail Bey, Ak Mescidi, işte Hisarardı mahalleleri yani Kastamonu'nun çok daha hani geçmiş tarihlere yansıyan hani ilk yerleşim yerleri dediğimiz bölgelerde bu kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatmamız lazımdı diye düşünüyorum. Kesinlikle.